İkinci adam ve meselesi. Risale-i Nur talebelerinden bir genç hafız, pek çok adamların dedikleri gibi dedi ki, bende unutkanlık hastalığı tezahüt ediyor. Ne yapayım? Hepimizin şikayeti. Bakın bunun altında neler çıkacak. Unutuyoruz diyoruz ya, çok unutuyorum ya, Allah Allah, hiç hatırımda kalmıyor. Ya bir şey de ezberleyemedik. Halbuki eski insanlar 80 cilt kitap ezberliyormuş. 80 cilt. 80 cilt ne yapar ya? Bak bu kitap bir cilt. Bundan 80 tane ezberliyor adam. Ne yapar? Tren gibi. Orada şu duvardan şu duvara yapar değil mi? 80 tane bundan ezberliyor. Hanbeli mezhebinin imamı, İmam-ı Ahmet İbni Hanbel, 1 milyon tane hadis ravileriyle beraber ezberlenmiş. Yani kimden kime, kimden kime nakledilmiş bu şekilde. 1 milyon hadis. Artık kaç cilt kitap yapar bilmiyoruz. Bu insanlar unutmazken bizde ise unutkanlık hastalığı had safhada. Ben dedim mümkün olduğu kadar namahreme nazar etme. Namahrem ne demektir? Mahrem olmayan, yani sana helal olmayan. Bir erkeğe neler helaldir? Yani hangi kadınlarla görüşebilir, konuşabilir, oturabilir, kalkabilir? Aslında bir de bir harem-i selamlık dersi de olmuş olsun bu arada. Bir erkek hanımıyla oturup konuşabilir, aynı odada bulunabilir. Annesiyle, dedesiyle, nenesiyle, erkek veya kadın, dayısıyla, teyzesiyle, halasıyla. Ama bunların dışındakilerle, bunlarla işte aynı odada yalnız bulunmak, ondan sonra başka harici kadınlara efendim bakmak, bunlar dinen nedir? Caiz değildir. Şimdi burada ne diyor? Namahreme nazar etme. Yani sana helal olmayan kadınlara nazar etme. Hasreten bu zamanda açık saçıklık da ziyade olduğundan dolayı harama nazar nisyan verir. Yani o açık saçık suretlere, görüntülere veya mecmualara veya kadınlara bakmaktan dolayı insan hafızasında bir zafiyet meydana geliyor. Bakalım. Ehli İslam'da haram-ı nazar ziyadeleştikçe hevesat-ı nefsani heyecana gelip vücudunda suistimalat ile, yani o günahlara baktıkça, açık saçık kadınlara baktıkça hevesat-ı nefsaniye heyecana gelir. Vücuttaki sinir sistemleri harekete geçiyor. Ya biz öyle bir bakıyoruz yani, bakışıyoruz sadece. Değil. İnsan makinesi görüntüden etkilenen bir varlık. Sinir sistemleri harekete geçebiliyor. Hayal dünyası, fikir dünyası komple harekete geçiyor. Bu sefer nefsi emmareyi artık kontrol edemez bir hale geliyor insan. Haftada birkaç defa gusle mecbur olur. Haftada birkaç defa bu sefer ne yapıyor? Gusül abdesti almak zorunda kalıyor. Ondan tıbben kuvve-i hafızasına zaaf gelir. Bu sefer hafıza çöküyor. Hafızayı çökerten unsur demek ki buymuş. Yani nefsimizin gerçekten de vücudumuzun böyle bir ihtiyacı olduğundan değil, insan vücudu haftada bir veya 15 günde bir defa ihtiyacı vardır. Gerçekte insan vücudunun 20 günde bir veya 15 günde bir ihtiyacı vardır. Fakat haftada birkaç defa gusle mecbur olması arkadaşlar bu haramları ve günahları aşırı görmekten dolayı sinirsel, sinir sisteminin harekete gelmesinden, bu da vücudu ne yapıyor? Aşırı kullanımdan dolayı perişan ediyor. Vücut çöküyor. Artık kaldıramıyor bunu. Bu vücut için çok büyük bir yıpranmadır. Tıbben de böyledir. İnsan beynine, insan hafızasına çok büyük zarar veren bir unsurdur. Hasreten maalesef bu zamanda işte internetlerde, mecmualarda böyle gayri ahlaki, ahlak bozucu işte videolardır, efendim görüntülerdir, resimlerdir. Bunlar tamamen bu gençliği çökertmek için kullanılmış şeyler. Hani bonzai bonzai diyoruz ama kimse
affedersiniz pornografik şeylere, görüntülere ehemmiyet vermiyor. Sanki o yani normal bir şeymiş gibi. Halbuki bunlar gençliği tamamen bağımlı ediyor ve internetlere bağlıyor, telefonlara, bilgisayarlara bağlıyor. Ardından da vücut sağlığında tamamen çökertiyor. Şimdi bakıyorsun hastaneler gençlerle dolu. Taş gibi delikanlılar ya, değil mi? Genç adama ne olur? Taşı sıksa suyunu çıkartır deniliyor. Ama bakıyorsun ki gençler perişan. Niye? Vücudun da bir kaldırma kapasitesi var. Bu kapasiteyi ne yapıyor? Aşıyor. Haddinden fazla. Efendim tamamen bu yolda kullanıldığından dolayı vücut harap oluyor. Tıbben de böyle. Dinen de böyle. Din bunları ne için emrediyor? Biz zannediyoruz din yani emir işte yasak. Yahu kardeşim sağlık ve sıhhat açısından da bu böyle. Yani din demiş ki şarap içme demiş. Ya bu bir emir değil sadece. Bu senin sağlığın, bu senin sıhhatin, bu senin dünyadaki saadetin. Din diyor ki harama bakma, açık saçık kadınlara bakma diyor. Niye? Bu senin saadetin yoksa aklın ve fikrin tamamen o yolda harap olup gider. Vücudunun da sağlığını, sıhhatini kaybedersin, kendini de kaybedersin. İçki gibi bir şey bu da. İçtikçe sarhoş olursun değil mi? Ve daha çok içme ihtiyacı hissedersin. O yüzden ya kendimi durduramıyorum. Kardeşim ne diyor? La takrabu zina. Yaklaşma. Yaklaştığın anda ateşle barutu yaklaştırmayın diyor din değil mi? Yaklaştırırsan patlar. Yaklaştırırsan patlar. Yabancı kızlarla, kadınlarla, açık saçık kadınlarla beraber oturup kalkmayın. Ne olur? Patlar. Ya onlar arkadaş. Arkadaş erkekten arkadaş olur. Kadından arkadaş olmaz. Kadından ne olur? Hanım olur. Değil mi? Evlenirsin hanım olur. Kız arkadaş olmaz arkadaşlar. Evet bu asırda açık saçıklık yüzünden hususan bu memaliki harrede bunun neticesi ne olmuş biliyor musunuz mu? Bakın eskide boşanma yoktu. Şimdi boşanmalar had safhaya çıkmış. Neredeyse nikah artık kalkacak. Zaten Avrupa'nın istediği budur. Gençlik bu şekilde hani flört ediyorlar onlar. Hocam siz de çok kötü düşünüyorsunuz. Flört. Yani flört deyince o şeyden çıkıyor. Yani o meşru bir şey oluyor. Helal oluyor. Flört nedir ya? O ne ya? Zinadır ya. Flört diye bir şey yok ya. Maalesef kızlarımız sümüklü mendil gibi. Bir gün o takıyor koluna, bir gün bu takıyor koluna. Öbürsü gün o takıyor koluna, birisi gün bu takıyor koluna. Sonra Allah vere de ortaya nasıl bir manzara çıkar. Yani çok detaylara inmek istemiyoruz. Yani çok hiç hoş olmayan manzaralar. Şimdi bunu böyle demek belki hani tuhaf değil mi? Bugünün toplumdaki anlayışa zıt ve ters bir şey gibi. Fakat neticesinde cinayetler oluyor. Binlerce boşanmış, yüzüstü bırakılmış efendim kadınlar kalıyor ortaya. Ama bu kadınlar yarın bir gün sizin kızınız olabilir. Sizin çoluğunuz, çocuğunuz olabilir. O yüzden bu noktaları iyi nazara almak lazım. Veya senin ablan olabilir, senin kız kardeşin olabilir. Şimdi herkes kendi menfaati açısından bakıyor. Ya ben şimdi 5 tane kızla dolaşsam ne güzel keyfime bakarım değil mi? Ama o kızlardan birisi de başkasının dolaştığı 5 kızdan birisi de senin bacın olursa razı mısın? Veya senin anan olsaydı razı mısın? O açıdan kimse bakmıyor. Herkes yani biz dolaşalım. Biz ama burada bak bu kadar adam var. Hepsine dolaşacak birer avrat lazım değil mi? Bu nereden gelecek? Herhalde Rusya'dan kadın siparişi vermeyeceğiz. Buradan gelecek. Bu da birilerinin anası, birilerinin bacısı, birilerinin kızı bunlar olacak maalesef. İşte bu açık saçıklıkla memaliki harrede haseten sıcak memleketlerde yani
bizim memleketlerde, İslam memleketlerinde o sui nazardan, o kötü bakıştan, sui istimalat, yani kötüye kullanımdan dolayı umumi unutkanlık hastalığını netice vermeye başlıyor. Umumen unutkanlık başlamış. Bakıyorsun hani genç adamlar unutmaması lazım. O her şeyi unutmuş. Kendinden haberi yok. Veya unutuyoruz. Aşırı unutuyoruz. Niye? Haramlara aşırı maruz kalmaktan. Ya bir gördük sadece öyle. O fotoğrafı çekiyor. Ondan sonra atıyor şeye, arşivler, hardikse. Sonradan yolda giderken bakıyorsun veya bir şeyle meşgulken başlıyor bir sinema oynamaya. Yani orada slide yap. Oradan bir kadın bacağı fotoğrafı çekiyor. Buradan bunu çekiyor. Şuradan şunu çekiyor. Şuradan. Biraz kere gördük ya. Sonra başlıyor slide, değil mi? Bazıyor düğme, telefon fotoğrafları slide'lamaya başlıyor ya. Sinema gibi oynatmaya. Hayda. Sonra hocam ben yerimde duramıyorum. İşte şöyle oluyor, böyle oluyor. Nasıl durasın kardeş, değil mi? Unutkanlık hastalığı, fakat altında ne gibi zararlar var. Ya Avrupa'da böyle şeyler serbest kardeşim. Avrupa gibi değil bizim memleket. Avrupa soğuk memleket olduğundan soğuk meşreplidirler diyor. Orada bu kadar ahlaksızlık bizim kadar yayılmaz. Fakat bizim insanımız sıcak memleketin insanı olduklarından dolayı hani kanı kaynıyor diyorlar ya, bizde daha canlıdır, daha böyle hareketlidir insanlar. O yüzden vücut çabuk ihtizaza geliyor. Çabuk hareketleniyor. Bunun Avrupa kafirleri bildikleri için nikah yolunu kapamaya, fuhuşhane yolunu açmaya çalışıyorlar. Böylelikle nesili yok ediyorlar. Yani geçen derste bahsettik değil mi? Nesil onlarda yükselmiyor. Almanya'nın 80 milyonluk nüfusu 5 sene sonra 81 milyon olmuyor. 79 milyona düşüyor. Diğer bir 5 sene sonra 78'e düşüyor. Her Avrupa devleti böyle. Ama Müslümanlarda ise nüfus artıyor. Bu da ne demektir? Dünyanın yeni hakimi, 30 sene sonra dünyanın yeni hakimi Müslümanlar demektir. Bu sefer adam ne yapıyor? Bütün ahlaksızlığı yayıyor. Yani gençler bonzai bağımlısı değil ama maalesef fuhşiyat bağımlısı oluyor. Aile kavramını bitirmeye çalışıyorlar. Tabii. Aile bir. Bak hepimiz bir ailenin çocuğuyuz. Adam 10 senedir beraber yatıp kalkıyor. Evlenmeyi düşünüyoruz diyor. Arkadaşız diyor. 10 senedir beraber yaşıyorsun aynı evde bir kadınla. Adam Almanya'da yani bunlar. Olağan şeyleri söylüyor. Böyle hayali, teorik değil yani. Adamın kendisi. Hocam diyor, düşünüyoruz diyor. Karar verememişler daha. Tabi çocuk yok. Nesil yok. Bunlar dinozor nesli gibi. Nesli tükeniyor. Devlet ne kadar korumayı alsa da nesil gitgide tükeniyor. Tabi aile yok, şey yok. Devlet tamamen çökme tarafına gidiyor. Onlar da evler boşalıyor. İhtiyarları evde ölü buluyorlar. O hani şirin Avrupa var ya. İşte onun iç yüzü böyle. O şirin Avrupa'nın iç yüzü böyle. Ve bizi kendilerinden beter etmek istiyorlar. Elimizde bizi bu zamana kadar da muhafaza eden yalnız İslamiyet'tir ha. İslamiyet olmasa biz onları geçeriz zaten. İslamiyet bizim abi çekirdek aile kadrosunu muhafaza etmeye çalışıyor. Herkes cüz'i külli az çok o şekvadadır. İşte bu umumi hastalığın tezahürüyle, bu umumi hastalığın ziyadeleşmesiyle hadis-i şerifin verdiği müthiş bir haberin tevili ucunda görünüyor. Ferman etmiş ki, ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nez ediliyor, çıkıyor, unutuluyor. Demek bu hastalık dehşetlenecek, hıfz-ı Kur'an'a bu su-i nazarla bazılarda set çekilecek. O hadisin tevilini gösterecek. Hadiste peygamberimiz bunu beyan etmiş. Ahir zamanda hafızların göğsünden Kur'an nesk ediliyor, yani çıkartılıyor. Nasıl çıkıyor? İşte bu şekilde çıkıyor. Yani günahlar, haramlar ziyade olduğundan, unutkanlık hastalığı yayıldığından dolayı çıkıyor. Cenab-ı Hak bizleri bu asrın fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtana innaka antel alimul hakim.
Ve ahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.